TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Hafta ortasındayız. Türkiye siyaset sattına girdi bir taraftan. Birçok önemli gelişme var. Dışarıdaki gelişmeler önemli. Türkiye'nin gözü bir taraftan Irak'ta, bir taraftan Suriye'de olanlarda. Tabii Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'la ilgili de önemli gelişmeler var. Ama hızlı bir şekilde de anayasa değişikliğine, referanduma doğru ilerliyor. Ve bu akşam birçok konuyu konuşacağız. Türk sanayisini konuşacağız. Yerli otomobili, Ar-Ge'yi, TÜBİTAK'ı. Orada çok önemli gelişmeler var. KOSGEB'de önemli gelişmeler var. Türkiye bir taraftan kabuklarını kırıyor ve 2023 hedeflerini yakalama anlamında hızla ilerliyor. Tabii ki konuğumuz Sanayi Bakanı Sayın Faruk Özlü. Doktor Faruk Özlü. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ve Nuri Elibol, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi, program partnerimiz her zaman olduğu gibi Nuri abiyle beraber bu yayını gerçekleştireceğiz. Nuri abi size de merhaba. Sayın Bakanım, bu akşam bizim için çok önemli bir gün. Aslında Enver Ören ağabeyin herkesin kalbinde, herkesin hayat dünyasında, manevi dünyasında ayrı bir yeri olan ve aslında hani kelimelerle bile bizim anlatamadığımız aramızdan ayrılışının, ahirete intikal edişinin 4. yıl dönümü siz söylemiştiniz. Bizim hemen yayından sonra çok güzel bir saat 10'da Enver abiyi, Enver abi özel yayınımız var. O yayını da biz bırakacağız oraya. Gerçekten çok önemli. Çok özledik. Bizim her şeyimizdi. Evet. Efendim Allah rahmet eylesin. Şimdi Enver Ören deyince akla gelen güler yüzlü bir simadır, sevgidir, güler yüzüdür. Genç yaşta kaybettik. Bir de Enver Ören deyince aslında Enver Ören Türkiye'nin maddi ve manevi kalkınmasına önemli katkılar sağlamış, değerli bir insandır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sahip olduğu imkanları Türkiye'nin kalkınmasına, maddi ve manevi kalkınmasına harcamış, kullanmış bir insandır. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Efendim zaten özel yayında Enver abiyi anma programında bütün bunlar detaylı bir şekilde konuşulacak. Biz aslında bir taraftan da anayasa değişikliğiyle başlayalım bu gece izin verirseniz. Hızlı bir şekilde artık son 53-54 gün kaldı ve pazar günü ve cumartesi günü ilk startı veriyor Sayın Başbakan. Evet, 25'inde. Ankara. Evet, 25'inde veriyor. Tabii bir taraftan da birçok aslında tartışma konusu var. Nasıl bir kampanya dönemi bekliyor? Her hafta sonu siz zaten seçim bölgesine gidiyorsunuz, diğer yerlere gidiyorsunuz. Bir taraftan da birçok tartışma var. Nasıl bir şey, ne olacak, ne oluyor alanda? Çıkan anketler var, anketlerle ilgili eleştiriler var. Hayırcılar, evetçiler, CHP, birçok konu var. Şimdi aslında bence niye bu noktaya geldik? Yani Türkiye neden bir referanduma gidiyor? Neden bir anayasa değişikliği yapma ihtiyacı var? Biliyorsunuz artık hız çağı, bilgi çağı, bilgi çağı, hız çağı, teknoloji çağı, her şey çok hızlı ilerliyor. Aslında bu referandum ihtiyaçlardan doğdu. Yani Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğdu. Türkiye'nin devlet teşkilatımızın daha hızlı çalışması, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmesi maksadıyla mevcut sistemde bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğdu. Burada yeni sistemde herkes kendi işini yapacak. Yürütme görevini yapacak. Yasama görevi, yargı görevi yapacak. Aslında gelişmiş toplumlar da bunu gerektirir. Gelişmiş toplumlarda ihtisaslaşma söz konusudur ve herkes her işi yapmaz. Herkes sadece kendi işini yapar ve kendi işini iyi yapar. Dolayısıyla bu... Bir daha tekrarlar mısınız onu? Çok güzel bir sözdü o ya herkes. Şimdi gelişmiş ilkel toplumlarda, geri kalmış toplumlarda herkes her işi yapar. Yani herkes her işi yapar. Ama ileri toplumlarda, gelişmiş toplumlarda herkes kendi işini yapar. Kendi işini iyi yapar. Kendi işini iyi yapar. Yani ihtisaslaşma söz konusudur. Uzmanlaşma söz konusudur. Dolayısıyla bu gelişmiş bir toplum olmanın, ileri bir toplum olmanın doğurduğu ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Şimdi burada aslında ben 3 şey söylemek istiyorum. Bakın 18 madde defalarca okuduk, herkes okudu, sizler hep anlatıyorsunuz. Ama burada 3 madde var ki bunlardan sadece birisinin bile yerine getirilmiş olması bu pakette evet demek için yeterli sebeptir. 18 maddeye gerek yok. Yani 1 madde, 3 madde sayacağım. Bunlardan sadece birisini de sağlıyor olması evet demek için yeterli.
Şimdi biliyorsunuz tarihimizde, Cumhuriyet tarihinde hep okuduk. Her dönem, Atatürk'ün son dönemi de dahil, cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında bir ihtilaf konusu oluyor, bir sürtüşme oluyor. Şimdi hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü son dönemi. Yine hatırlayın, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Turgut Özal, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit. Yani bunu saydığınız zaman aslında yani sürtüşme olmayan başbakan ve cumhurbaşkanı yok denecek, yoktur yani, yok. Dolayısıyla bunların hepsi mi geçimsiz ya da problemliydi? Hayır. Sistem bunu meydana getiriyor. Mevcut sistem yürütmenin yetkilerini ikiye böldüğü için bir kısmı cumhurbaşkanında, bir kısmı başbakanında ister istemez bir sakınca, sürtüşme doğuruyor. Yeni sistem bunu gideriyor. Bakın hatırlayın. Yani her halükarda çift başlık var yani. Her mevcut halükarda mevcut sistemde çift başlılık var. Şimdi yine mevcut sistemde biz aslında yasamayı seçiyoruz ama yasama içinden bir yürütme çıkartıyoruz. Şimdi bakın, ben milletvekiliyim, yasa da yapmam lazım. Aynı zamanda ben yürütmenin bir parçasıyım. Yani seçim oluyor, milletvekillerini seçiyoruz. Milletvekilleri içerisinden bir hükümet çıkartıyoruz. Yine bu milletvekilleri içerisinden ve onların takdiriyle veya dışarıdan bir de cumhurbaşkanı çıkarıyoruz. Gerçi bu 2007'de değişti ama, referandumla 2010'da değişti ama, 2007'de değişti ama, yani yasama içerisinden hem iki yürütme çıkaran, hem yasama hem yürütme yapan bir bakanlar kurulu söz konusu. Bu yeni sistemde modern toplumların gerektirdiği gibi yasama, yasama görevini yapacak, iyi yapacak, yürütme, yürütme görevini yapacak. Bakın bugün meclisteki görevimiz sırasında ifade edeyim. Meclis genelde saat 3'te toplanıyor, bazen 2'de toplanıyor. Bakın saat 2'den en erken akşam 7'ye kadar, saat 3'ten en erken akşam 8'e kadar biz aslında yasama yapmıyoruz. O soruşturma önergeleri var, grup önergeleri var, bir sürü mekanizma var. Yani bizim aslında enerjik olduğumuz saatleri yasamaya harcayamıyoruz. Yasama görevlerimizi akşam 8'den sonra yapabiliyoruz. Yani mevcut sistem aslında birbiriyle çok iç içe olduğu için bir dişli kutusu gibi düşünün. Çalışırken zorlanıyor. Çok fazla birbirini etkileyen dişliler var. Verim düşüyor. Dolayısıyla yeni sistemde yasama, sadece yasama görevi yapacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bakın mesela komisyonlar vardır. O zaman meclis işdüzüğü de değişecek. Yani öyle değişmesi bir şey yok. Lazım. Değişmesi lazım. Mesela komisyonlar var. Bizim meclis komisyonlarımız var. Çok etkin olduğunu söyleyemem. Çünkü komisyonlarda görüşülen konular tekrar mecliste görüşülüyor. Yeni sistemde komisyonlar, ihtisas komisyonları etkin olacak. Bütün her şey o komisyonlarda detaylı görüşülecek. Mecliste daha az zaman harcayacağız. Yani aslında şu anda aynı konuyu hem komisyonda detaylı konuşuyoruz hem mecliste görüşüyoruz. Yani iki defa çift dikiş yapıyoruz. Dolayısıyla komisyonların etkin olduğu yasama bakımından Meclis Genel Kurulu'nda daha pratik çalışıldığı bir sistem olacak. Efendim demin aslında siz de söylediniz, hem 90'lı yıllardan 80'li yılların sonundan alarak geçmişte 30-35 yıl öncesinden buraya kadar getirdiniz. Başbakan, Cumhurbaşkanlığı, başkanları çekişmesi hiçbir zaman eksik olmadı. Tabii bir de çok yakınımızda, yani geçen sene 7 Haziran seçimlerinden sonra bir hükümetin kurulamaması olayı var 5 ay boyunca. Şimdi burada bu yeni sistemde biz bir daha 7 Haziran, hani bırakın 35 yıl önceyi, biz geçen yılı konuşalım. Yeni bir hükümetin kurulamaması gibi bir durumla biz tekrar karşılaşma durumuyla yüz yüze geleceğiz mi? Şunun için söylüyorum, terör hortladı. Yani terör hortladı derken PKK'nın o 5 ay içerisinde nasıl saldırdığını ve şehir savaşlarını çıkartmaya çalıştığını, doğudaki olayı batıya çalışıp taşıyıp aslında bir iç savaşa Türkiye'yi sürüklemek için elinden geleni yaptığını hatırlıyorum. Ben 3 konu söyleyecektim. Bir tanesi de buydu. Yeni sistemde hükümet kurma zorluğu olmayacak. Başkan %50'nin üzerine bir oy seçildikten sonra hükümet anında kurulacak. Bakın yine eskiye bakın. İşte
bir parti çoğunluğu sağlayamadıysa, koalisyon görüşmeleri yok 45 gündür onunla anlaştı, bununla anlaşamadı, kuruldu, kurulamadı, erken evet. seçim oldu, olmadı, tartışmaları oluyordu. Yeni sistemde bunların hiçbirisi olmayacak. Şimdi düşünün, şu anda bir problem yok aslında. Bu yaptığımız değişiklik geleceğe mahsus bir değişiklik. Yani biz aslında geleceği istikrarlı bir şekilde yaşamak için bu düzenleme yapıyoruz. Şimdi düşünün ki halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve seçime gittik. Diyelim ki muhalefet partilerinden oluşan bir hükümet oluştu. Şimdi halkın seçtiği, %50'nin bir oy seçtiği bir cumhurbaşkanı, bir başka görüşten, yine farklı bir görüşten meclis oluştu ve hükümet çıktı. Yani bunun meydana getireceği şeyi düşünün. Yani bunun meydana getireceği kaosu, anlaşmazlığı düşünün. Birisi A diyecek, öbürü B diyecek. İkisi seçilmiş. İkisi de yetki almış. Yani ikisi de meşru. O bakımdan mevcut sistem sakıncalı bir sistem ve bu sistemin sakıncası aslında 2007'den sonraki referandumdan sonraki süreçte daha da artmıştır. Çünkü ondan önce meclis seçiyordu, meclisten çıkıyordu ama şimdi halk seçiyor. Aslında bunu Sayın Başbakanımız çok güzel ifade ediyor. Aslında bu işin başlangıcı 2007'de başlamıştı diyor. Bu bakımdan yeni sistemin 3 faydası olacak. Bunlardan birisi ihtisaslaşma olacak. Herkes kendi işini yapacak, en iyisini yapacak. İkincisi cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki friksiyona son verecek. Tek başlı bir yönetim olacak. Evet, olacak. Üçüncüsü de hükümet krizleri olmayacak. Yani siyasi istikrar olacak. Siyasi istikrar olacak. Uzun vadeli bakın, siyasi. Halka gideceğiz, 5 yıllık bir oy alacağız, yetki alacağız. 5 yıl iyi yaparsak devam edeceğiz. Abi, galiba burada yaparsak. En büyük espri Sayın Bakan söyledi ama yani mesela AK Parti'den örnek verelim, hani 7 Haziran'a dönelim. %42 oy aldı ama Cumhurbaşkanı %52 oy aldı. Yine o hükümeti kurabiliyor galiba, değil mi? Hani mecliste çoğunluk şart değil. Şöyle veya, şimdi değil mi? Oradaki espri o değil mi efendim? Yani AK Parti seçilen mesela düşük oy aldı, Cumhurbaşkanı %55 aldı. O sorun nasıl olacak yani Nuri abi, değil mi? Orada bir ya burada şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanları partili cumhurbaşkanı olabildiği için artık ana iki akımdan birer adayı gösterecek veya üç adayı gösterecek belki ilk turda. Ama sonradan bir partinin adayı olan cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanlığı sisteminde bir tane seçilecek. Onu %51 ile seçileceği için hükümet kurmak gibi bir problemi yok. Öyle bir derdi yok. Yani sistem hükümet kurma sorununu ortadan kaldırıyor. Otomatik kaldırıyor. Ama şöyle dediğin olabilir. Batuhan Bey'in söylediği şey şu. Cumhurbaşkanı yüksek oy alır da parlamentoda oluşan cumhurbaşkanı kendisi ayrı oylanacak. Evet. Parlamenterler ayrı oylanacak. Kendi grubu sayısal olarak azınlıkta olabilir. Bu demokratlarla cumhuriyetçilerin problem yok. Orada problem yok. Anladım. Aynen. Efendim o zaman yani bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozitif kampanya söylemi var. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi yani tabii, ben bu sefer ilk kez biz pozitif bir kampanya yapıyoruz. Gerçekten size göre pozitif bir kampanya mı yoksa? Şunu sorabilir miyim? Hayır negatiftir. Yani hayır diyorsanız bu negatiftir. Yani pozitif kampanya olması için evet demesi lazım. Evet derse bu pozitif bir kampanya olur. Yani hayır söyleminden bir pozitif kampanya anlaşılmaz. Ya evet demesi lazım. Biraz şunu belirtmek istiyoruz aslında biraz da. Yani kendilerini kürsüye kilitleyen, her dakikada bir kavga çıkaran parlamentodaki süreci hatırlayın. Böyle agresif bir tutumdan daha yumuşak, daha böyle eskiden AKP dediği partiye şimdi AK Parti diyen, efendime söyleyeyim işi şiddete vardırmayan, söylemlerinde biraz daha kucaklayıcı, en azından küfür etmiyorlar yani, en azından hakaret etmiyorlar. Bu iyi bir uslupla bir kampanya yapıyorlar. Bunun altında yatan sebebi biz merak ediyoruz. Aslında onu siyasetçiler şimdi bizden daha iyi bilirler. Şöyle yani negatif söylemlerin, olumsuz söylemlerin bir sonuç vermediğini görmüş olmalılar ki artık biz de pozitif hani söylemler geliştirelim ki bir fayda, bir başarı elde edelim mi düşünüyor herhalde. Evet, muhalefet. Evet, evet. Ancak şunu söyleyeyim, yani getirilecek olan sistemin çok pratik, hızlı işleyen bir sistem olacak olması, ne söylerseniz söyleyin
Yani iki sistemi mukayese edeceğiz. Bir mevcut sistem var. Zorlayan, zorlanılan. Bir de pratik bir sistem var. Aslında iki sistemi mukayese edeceğiz. Bir iki tane eleştiri var. Onları size soralım. Size kısa kısa cevapları verin. Çünkü bu akşam size daha çok bakanlığı konuşsak iyi olur. Sizin çok geniş bir alanınız var. Ama bir gerçek de var ki işte Türkiye 1,5 ay sonra şeye gidecek. Referanduma gidecek. Bu referandum da bir devrim niteliğinde. 16 Nisan'dan sonrası ve öncesini konuşacağız artık Türkiye'de. Yani Türkiye'nin Cumhuriyeti kabul ettiği 1923'ten sonraki en önemli olay çok partili hayata geçiş. Ondan da daha önemli bir şey bu sistem değişikliği. Evet. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki belki en önemli reform olacak. Mühim bir reform. Evet. Gerçekten. Yani, şöyle eleştiriler var. Bir, efendim tamam şu anda Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir siyasi kişilik, güçlü bir siyasi liderlik. Türkiye'yi yönetiyor, içeride dışarıda omuzlamış gidiyor. Ama bu yetkiler Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra böyle bunu hak etmeyen birinin eline geçerse bu yetkilerle Türkiye nereye varır? Sanki şu anda Cumhurbaşkanı yetkileri çok azmış gibi. Böyle bir eleştiri var. Şimdi seçim olacak. Seçim olacak. Halk seçim, millet seçecek. Millet seçecek, seçim olacak. Ve bu seçime serbestçe herkes katılacak. Evet. Az önce sizin söylediğiniz 2 veya 3 figür aday katılacak. Ve bunlar görüşlerini, ne yapmak istediklerini anlatacaklar. Şimdi milletimiz seçecek. Milletimiz kendisini yönetmesi için kimi seçiyorsa, madem ki milli iradeye saygılıyız, saygılı olacağız. Ancak zayıf bir karakterin, zayıf bir kişiliğin bu mevcut sistemde %51 alması çok zor. Bu mevcut, şimdiki sistemde iktidara gelmesi durumunda durum daha vahim. Evet. Çok daha bayım. Bakın 15 Temmuz hadisesi şayet koalisyonlu bir hükümete karşı yapılmış olsaydı bugün çok farklı bir yönetimle karşı karşıyaydık. Bakın AK Parti, yani tek başına iktidar olan bir partinin, AK Parti'nin iktidarda olması aslında Türkiye'nin güvendiğinin, Türkiye'deki istikrarın garantisi. Yani tek başına AK Parti iktidarı, güçlü iktidar olduğu için darbeyle baş edebildik. Zayıf bir koalisyon olsaydı, zayıf bir şahsiyet başbakan olsaydı ve koalisyon olsaydı, inanın şu anda çok farklı bir yönetim şekli, bir Mısır'lık gibi bir Türkiye ile karşı karşıya konuşuyorduk. Türkiye'yi Mısır'a döndürmek istiyorlar diye. O gerçekleşiyordu yani. Dolayısıyla iki sistemi mukayese ettiğimiz zaman önerdiğimiz sistem çok kuvvetli bir karakter olmasa da sistemin pratikliği, sistemin işlerliği aslında birçok mahsuru bertaraf edici mahiyette. O bakımdan aslında biz bu değişikliği gelecek için yapıyoruz. Şu anda bir sorunumuz aslında yok. Yani şu anda müthiş bir uyum var. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bunu gelecek için, Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz. O bakımdan o sorunun 12 Eylül Anayasası'nın Cumhurbaşkanı'na tanıdığı yetki, şu anki yetki yeni gelecek olan sistemden az değil. Yani bir de Cumhurbaşkanı dediğiniz gibi zaten şu anda mevcut görevinde böyle bir problemi yok. Daha sonrası için aslında belki de Türkiye bu sistem değişikliğini zaten ilk geldiği günden bu yana parti programınızda var zaten. Partinin kuruluş programında var. Anayasa değişikliği aslında bütün partilerin seçim beyannamelerinde vardı. Ve herkesin taahhütleri arasındaydı. Evet. Bizim gönlümüz aslında hani hep beraber bu işi yapalım. CHP'de beraber anlaşarak yapalım. Fakat CHP hiçbir şeye olumlu cevap vermedi. Bakın hatırlayın, parlamenter sistem, başkanlık sistemi. Ne önerdik? Dedik ki siz parlamenter sistemi öneren bir anayasa taslağı getirin. Biz başkanlık sistemini öneren bir taslak getirelim. Bunu parlamentodan beraberce geçirelim. Milletimize sunalım. Aziz milletimiz ne diyorsa, parlamenter sistem diyorsa parlamenter sistem de olsun, başkanlık sistemi diyorsa başkanlık sistemi olsun. Bunu da kabul etmediler. Yani CHP buna evet dedi. Ama anlaşılan maddeler vardı mesela efendim. Yani 50'nin üzerinde madde vardı. 60 madde vardı. 62 hani 50, 62 madde ama sonra 50 denildi. İşte sonra hadi bunu da çıkartalım. O da çıkmadı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu vardı. Aslında bir eleştiri getirildi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu anayasa yapmama üzerine gelinmesi denildi. Ama bir de bu seçimlerde, daha doğrusu referandumlarda Türkiye
7. referanduma gidiyor tarihinde ve birisi hariç seçimlerin öne alınması 88 hariç hep evet dedi. Şimdi bir de Milliyetçi Hareket Partisi var. Bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı hayır diyecek genel başkan adayları işte Meral Akşener, Koray Aydın ve işte sağda olanlar var. MHP'yi de kattığımız zaman bu işe bir aslında evet oylarının oranının yükselmesi noktasında bir beklenti içerisine giriyor musunuz? Çünkü Devlet Bahçeli'nin de söylemleri aslında çok net. Şimdi Sayın Bahçeli ilkeli bir duruş sergiledi başından beri. Ne söylediyse onu yapıyor. Bu referandumda da aynı şekilde biz MHP tabanında bir takım hani kıpırdanmalar, bir takım sesler yükseliyor belki ama ezici çoğunluğun bu referandumda evet oyu kullanacağını düşünüyoruz, bekliyoruz. Ve seçimler, pardon, referandum çalışmaları sırasında da aslında biz bütün tabanlara sesleniyoruz. Teşkilata tabanlara sesleniyoruz. İşte CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Zaten MHP ile ortak bir anayasa taslağı üzerinde devam ediyoruz. Keza HDP'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyoruz ki biz aslında bu referandumda halkımıza soruyoruz. Parti yönetimlerine sormuyoruz. Halkımıza soruyoruz. Aziz milletimiz ne derse, ne çıkarsa bizim için başımızın üstünde yeri vardır ve biz asla bir meşruiyet tartışmasına girmeyiz. Kriterleri vardır. Referandumun kriterleri vardır. Bu kriterleri sağlayan, evet, bu kriterleri sağlayan ne sonuç neyse bizim kabulümüzdür. Evet. Yani sadece bu konuyla ilgili benim son sorum. 16 Nisan'da yapılacak hak oylamasında eğer şey çıkarsa, hayır çıkarsa bir erken seçim iddiası dillendiriliyor. Türkiye bir erken seçime gider mi? Böyle bir iddiaya ne diyorsunuz? Böyle bir iddia İş Bakanları Kurulu'nda veya kendi grubunuzda gündeme geldi. Ben evet çıkacağından eminim. Hiçbir şüphem yok. Evet çıkacak. Orada hiçbir tereddütümüz yok. Seçim ise bizim referandum paketinde de tarihi yazılı, şu tarihte seçime gidecek diye ve biz 2015 seçimlerinde 4 yıl için yetki aldık. Dolayısıyla bu yetkimizi sonuna kadar kullanırız. Aslında efendim sözlerinizde de 3 konunun ağırlıklı olarak işleyeceğinizi de söylediniz. Evet, evet. Tekrar konuşuyoruz. Hayırlı olsun. Gerçekten Türkiye önemli bir aslında sürece daha girdi. Belki tarihi olarak yüzyıllar boyunca bahsedilecek bir referandumu yaşayacağız. Hatta siyaseten referandum öncesi ve referandum sonrası diye anılacak bir Türkiye'den bahsedeceğiz. Tabii Sanayi Bakanlığı da çok önemli. Ben aslında en önemli konudan şu yerli otomobilden başlamak istiyorum. Aramızda olmayacak. Sizin böyle bir şanssızlığınız yani, var. Yani Sanayi Bakanlığı'nda o kadar stratejik konular var ki ama biz gazeteciler önce bu otomobil konusu size hep soracağız. Siz bundan şikayet ediyorsunuz ama. Efendim, ne zaman bineceğiz bu otomobile? Efendim, taksi konu deniliyor önce. Efendim aslında çok konu biz çalışıyoruz. Çok önemli konular çalışıyoruz. Teknoloji, ileri teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmaya çalışıyoruz. Bir sürü rakamlarımız var bunu ifade ederken ama bana hep otomobil soruluyor. Şimdi bu yerli marka otomobil, biz buna yerli marka otomobil diyoruz. Bu tabii benden önce başlatılan bir proje. TÜBİTAK bünyesinde halen devam eden bir proje. Şimdi projede TÜBİTAK bir çalışmalar yaptı, bir noktaya geldi. Fakat takdir edersiniz ki otomobil yapmak ticari ağırlığı daha fazla olan bir husus. Yani %80 ticari ağırlığı olan bir konu. Aslında teknolojik olarak baktığımızda Türkiye'nin sanayi altyapısı, otomotiv sanayi, ana sanayi, yan sanayi, bizim tasarım mühendislerimiz, üretim mühendislerimiz, bunlara baktığımız zaman Türkiye isterse altyapı olarak bir otomobili tasarlar, üretir ve piyasaya sürebilir. Fakat konu ticari. Bir de küresel bir başarıyı hedeflemeniz gerekiyor. Türkiye'deki iç pazar, tüketim, feasible şartlarda otomobil üretmeniz için yeterli değil. Zaten şu anda 1,5 milyon üretim adedi oldu geçen sene. Biz bunun %77'sini, %75'ini yurt dışına satıyoruz. Yani Türkiye'deki kurulu fabrikalar ürettikleri araçların %75'ini, %77'sini yurt dışına
Yani şunu diyorsunuz, bir taraftan Türkiye'de zaten üretim devam ediyor. Teknik olarak hiçbir sorun yok. Anladım. Türkiye isterse bir otomobil tasarlar, üretir, piyasaya sürer. Konu ticari. Dünyada kuvvetli rakipler var. Yıllardır bu işi yapanlar var ve küresel markalar var. Bizim de küresel bir başarıyı hedeflememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz konuyu inceledik, çalıştık. Bunu artık TÜBİTAK bünyesinde değil, bunu sanayinin bünyesinde gerçekleştirelim. Ve yerli sanayimizle görüşelim. Elimizde ne varsa onlara tebliğ edelim. Onlar işin hem ticari tarafını halletsinler, yürütsünler, hem de teknik tarafını yürütsünler. Yani bir an evvel sonuç alalım diyorsunuz. Evet, evet. Yani TÜBİTAK'tan evet. Çıkartalım, iş ticari hale evet, gelsin. Ticari hale ne gelsin. Yapıyorsak bir an evvel iş. Evet, evet. Evet. Bunun için de sanayicilerimizle görüşüyoruz. Güzel bir model ortaya çıktı. Örneğin bir konsorsiyum oluştu, bir şirketler grup oluştu. Arzu ederse bu grup, biz %49'a kadar ortak da olabileceğiz devlet olarak desteklemek için. Aslında Türkiye'de ilk otomobil fabrikaları kurulurken aynı yöntem, yani makine kimyanın, bugünkü şartlarda makine kimyanın ve İş Bankası'nın ortak olduğu, yani taşın altına elini koyduğu bir modelle başlamış. O bakımdan bizim modelimiz ticarileştirilmesi noktasında ağırlıklı bir model. Elimizdeki bütün çalışmalarımızı konsorsiyumla paylaşacağız. Onlar ticari bir grup olarak, ticari bir yapı olarak bu faaliyetleri yürütecekler. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Türkiye'nin dışarısında. Tabii tabii, kesinlikle. Türkiye pazarı bizim için yeterli bir pazar değil. Biz de nasıl Türkiye'ye geri fabrikalar kurulmuşsa, yani diğer yabancı markaların, biz de yurt dışında fabrikalar kurabilecek bir ölçüde, büyüklükte düşünmemiz lazım ki rekabet edebilir bir yani piyasaya rekabet edebilir fiyatlarla, şartlarla girebilirim. Güzel gelişmeler olacak. Biraz bekleyelim. Detayları ne efendim onların? Ama biraz bir şeyler söyleyin bize. Yani çok güzel gelişmeler üzerinde, gerçekten üzerinde çalışıyoruz ve güzel bir modelle devam ediyoruz. Şunu ifade edeyim bu ara. Türkiye'de üretim yapan fabrikalar, bakın bunlar yabancı markalar. Bunlar aslında Türkiye'de üretim yapıyorlar ve Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına katkı sağlıyorlar. Evet. Bunlar da yerli. Biz bunlara yabancı demiyoruz. Eksik olan ne? Marka. Biz bir marka, bir Türk markası, bir Türkiye'nin kendi markasını oluşturmak için çalışıyoruz. Bir otomobili tasarlamak ve piyasaya sürmek için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunun markalaşması için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla markalaşma konusu burada önem arz ediyor. Yüksek bedeller içeriyor. Ticari bir konu. Biz bir ticari grubun öncülüğünde bunu iddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. Öyle, yani dünyada iddialıyız. Dünya uluslararası piyasada iddialıyız. Bir de efendim bir süre... Küresel bir başarıyı hedefliyoruz diye söyledim. Benim evet, son iddialıyız. Süre anlamında tabii ki bu çok bir şey. Yani işte ilk araç taksi olacak denildi. Ve süre anlamında da bize bir aslında bir projeksiyon çizebilir misiniz? Şimdi bir takım hedeflerimiz var. Mesela 2019'da ticari taksi modelini piyasaya sürmek istiyoruz. Yani bir hedef olarak söylüyorum. Ve şehir içerisinde dolaşacak olan, görev yapacak olan bu taksilerin elektrikli olmasını, arzu ediyoruz. Çünkü bakın 2025'lerde, 2030'larda Avrupa'daki birçok ülke karar aldı. Şehirlerde artık şehir içerisinde fosil yakıtlı araç olmayacak. Elektrikliye gidiyorlar. Dünyadaki eğilim, yaklaşık trend bu yönde. Biz de bu yönde bir karar alacağız, yapacağız. Evet. 2019'u hedefliyoruz efendim. Hedefliyorsunuz. Evet. Türkiye Uzay Ajansı. Yani Türkiye'nin en büyük hayallerinden biriydi. Evet. Askerler zaman zaman bunu kendilerine göre oluşturmak için epey çaba sarf ettiler geçmişte. Ama Cumhurbaşkanı bunu daha çok sivillerin kurması gerektiğini ve sivillerin bunu yönetmesi gerektiğine ilişkin hep bir şey koydu. Ve şu anda da başbakanlık bünyesinde bunun kurulumuna ilişkin bir çalışma var. Ama siz bakanlık olarak bunun neresindesiniz? Ne durumda bu? En iyi bilgiyi şimdi, sizden alırız. Şimdi aslında bu çalışmanın yani yasa taslağına dönüştürülmesi ve hükümetle görüşülmesi 2002'lere kadar uzanıyor. Hı hı. O günkü Hava Kuvvetleri bunu öncelik etmişti.
Türkiye Uzay Kurumu, TUK diye bir kurum önermişti. Evet, evet. Bu uzay kurumu tabii yasa çıkması gerekiyor. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle dünyaya baktığımız zaman da aslında bu uzay ajansları dediğimiz, uzay kurum, uzay ajansları dediğimiz kurumlar aslında sivil ağırlıklı. Evet. Yani hava kuvvetleri ağırlıklı değil. Yani ya da asker ağırlıklı değil. Sivil ağırlıklı. Maksat da uzaydan daha fazla, uzayın imkanlarından ülkelerin daha fazla, hakimiyet kurmak, istifade etmek istemelerini oluşturuyor. Bir de aslında şöyle, geçen yüzyıla baktığımızda ya da bir önceki yüzyıla baktığımızda denizlere hakim olanlar dünyaya hakim değiller. Evet. 20. yüzyıl ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda uzaya hakim olanlar dünyaya hakim oluyorlar. Aslında arka planda uzaya hakimiyet konusu var. Bu tabii dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Ben Japonya'ya gitmiştim. Mesela orada JAXA var. Japon Uzay Ajansı, Uzay Araştırmaları Ajansı. Daha çok uzayda bilimsel faaliyetler yürütülüyor ama uzayın imkanlarından faydalanmanın ötesinde aslında bir hakimiyet konusu da, durumu da söz konusu. Efendim, Nuri Bey uzay ajansını sordu. Ben de TÜRSAT 6A'yı sorayım madem uzaydan devam edelim. Evet, evet. Çünkü evet, bir taraftan milli uydu noktasında da çok büyük beklentiler var. Türkiye bu konuda neredeyse 10 yılı geride bıraktı. Ciddi bir Ar-Ge'si var. Yurt dışına birçok personel gönderdi. Eğitim aldılar, geri döndüler. Dünyanın dört yanı, Japonya'da, Fransa'da, dünyanın başka ülkelerinde. Tabii siz dediniz ki uzaya hakim olan dünyaya hakim olur. Türkiye bir sürü uydu fırlattı. Askeri uydularını fırlattı. Aslında bir şey de oluştu. Yani bir kültür de oluştu. TÜRSAT 6 veya 7 ne olacak devamında? Türkiye'den de uydu fırlatabileceğiz mi? Tabii bu ayrı bir konu ama önce yerli uyduyu soralım. Ona geçmeden önce bir şey hatırladım, onu anlatmak istiyorum. Şimdi yani tarihsel bir vaka. Birinci Dünya Savaşı çıktığında Sultan Abdülhamit tabii gözetim altında. İttihatçılar ona gidiyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki ya bu savaşta nasıl olacak? Kim kazanacak? Almanya mı, İngiltere mi, kim kazanacak? Soruyorlar. Sultan diyor ki bu savaşı diyor denizlere hakim olanlar kazanır diyor. Biliyorsunuz Alman ordusu kara ordusudur ağırlıklı olarak. İngiliz ordusu deniz ağırlıklıdır. Şimdi aslında yani denizlere hakim olan dünyaya hakim olur yaklaşımının bir şeysi. Dolayısıyla bir sonraki yüzyılda uzay önemli ve şu anda içinde bulunduğumuz yüzyılda da yine uzay önemli. Dolayısıyla uzayda faaliyet göstermek, uzay ajansı kurmak, uydular fırlatmak ve bakın en son fırlattığımız Göktürk 1 uydusu 50 santime kadar görüntü alabilen ve ülkeye aktarabilen bir kapasite. 50 santime kadar derken? 50 santim. Yani çözünürlüğü 50 santim. Yani 50 santim şu kadar bir uzunluksa bu büyüklükteki bir objeyi, cismi fotoğraflayabilen kapasite demek. Şimdi yani mükemmel görüntü demek. Yani hiçbir şansa bırakmamak birçok şeyi demek. Doğru mu efendim? Keşif, onlar tabii istihbarat amaçlı uydular. Keşif gözlem uyduları, Göktürk bir uydusu. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin Türk şirketlerinin ana yüklenici olduğu ya da kuruluşların ana yüklenici olduğu haberleşme uydusu projesidir. Burada aktörler Ulaştırma Bakanlığı var. TÜBİTAK Uzay var. TAI var. Aselsan var. Bu hem şirketlerimiz hem Kullanıcı Ulaştırma Bakanlığı birlikte bir haberleşme uydusunu şu anda tasarlıyoruz. Belli aşamalardan geçildi. Biz ona mesela PDR deriz, CDR deriz. Kritik tasarım aşamalarından geçti. İnşallah başarılı bir şekilde bunu 2019-2020'de uzaya fırlatacağız. Harika. Bir de bir fırlatma rampası vardı. Yine savunma sanayi müsteşarlığı. Fırlatma rampası, evet. Şimdi şöyle, fırlatma rampası olan kuyan ülkeler daha çok okyanusa açılımı olan ülkeler. Hı-hı. Bizim ülkemizin böyle bir şansı yok. Biz hani Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege, Marmara okyanusa açılımımız yok. Biz buna epey çalıştık. Şöyle, Muğla taraflarında bir bölgede olması fiziken daha makul, daha uygun fırlatma
roketleri... Akdeniz'i kullanacaksınız değil mi Sayın Bakan? Fırlatma roketleri kademeli roketler şeklinde tasarlanıyor. Biz birinci kademeyi Akdeniz'e düşürelim. İkinci kademeyi de Sudan, Mısır'ın güneyi Sudan'a düşüyordu. Hatta o günkü şartlarda arkadaşlarımız Sudan'a gönderdik. Orada görüşmeler yaptılar. Sudan'da bir çöle düşecek. Hani keşke bir okyanus açılımız olsa ama maalesef böyle bir imkanımız yok. Bu şekilde bir uydu fırlatma sistemi, Türkiye'nin tasarladığı uyduları kendi topraklarından fırlatmasına imkan sağlayan bir çalışma idi. Ve bunun için de Roketsan o günkü... Devam ediyor mu çalışma? Devam ediyor. Devam. Efendim süremiz de bir taraftan bitiyor hızlı. Evet çok çabuk geçiyor. Zamana hızlı karşı koy. Antarktika'daki üssü ne zaman araştırma üssünü faaliyete geçireceksiniz? Şimdi bu konu bize Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Cumhurbaşkanlığından geldi. Evet. Onlar biraz işin politik, işin küresel tarafını çalışmışlar. Fakat bunun icra etme görevi bizim bakanlığımıza verildi. Konuyu inceledik. Şimdi şöyle, Antarktika'da çeşitli ülkeler bilim üssü adıyla merkezler kuruyorlar. 53'e yakın ülkenin üssü var. Yani orada üssü var. Hatta hiç ummadığınız ülkeler var. Onların bile orada üs kurmuşlar. Türkiye bir bilim merkezi, bilim üssü oraya kuracağız. Bunun için İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle görüştük. Onlar çünkü bir çalışma yapmışlar daha önce bilimsel anlamda. Bir heyeti göndereceğiz. Bugünlerde göndereceğiz. Orada bir ön fizibilite çalışması yapacak heyet. Ve biliyorsunuz orada yani yaz dönemi 15 Kasım'da başlıyor. 15 Şubat, 15 Mart'ta bitiyor. İkinci heyeti bir gemi ile birlikte 15 Kasım'da göndereceğiz. Önce fizibilite yapacağız. Yani Antarktika kıtasının neresine biz üssümüzü kuralım ve bir gemiyle tabii kuracağımız üssün malzemesini burada hazırlayıp gemiyle götüreceğiz. Antarktika Anlaşması diye bir uluslararası anlaşma vardır. Yani Antarktika kıtasını bilimsel çalışmalar için kullanmaya taahhüt eden anlaşma. Onu da geçen hafta meclisten geçirdik. Dolayısıyla anlaşma kısmı tamam. Bilim adamı, araştırmacı profilimizi belirledik. TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi birlikte oraya bir araştırmacı grubu, ön grup olarak bugünlerde gönderiyoruz. Önce gemi, efendim uçakla gidecekler Şili'ye kadar, Arjantin'e kadar. Oradan geçecekler. Ama ikinci aşamada 15 Kasım'da buradan bir gemiyle... Yani bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bu yıl içerisinde önce fizibilite yapacağız. Evet. Şu anda fizibilite çalışmasına başlayacağız. Daha sonra 15 Kasım'dan sonra da oraya üstü nereye kuracağımızı... Evet. KOSGEB'in bir 50 bin liralık krediye ilişkin bir... Evet. Ne durumdasınız? Rakamlar ne durumda? Son açıklamalarınızdan sonra bir değişiklik KOSGEB'de, var mı? KOSGEB'de şöyle... KOBİ'lere bir 50 bin liralık krediye ilişkin. Evet. Şimdi şöyle, geçen sene 15 bin KOBİ'ye verdik. 50 bin lira destek kredisi verdik. İhtiyacı olan KOBİ'lere bunu veriyoruz. Bu sene tekrar bir çalışma yaptık. Çünkü çok talep vardı. Biz 15 bin düşündük ama 250 bine yakın talep geldi. Bu talepleri değerlendirdik. Bunlardan bir kısmı güvenlik şartlarına takılacak olanlar var. Bir kısmı daha önce bankalarla problem yaşamış. Yani şartları çok sağlamayanlar da var. Onları eledikten sonra geriye bir 206 bin KOBİ kalıyordu. Oturduk, konuştuk. Başbakan yardımcımızın başkanlığında oturduk, konuştuk. Tabii o dönem başvuramayanlar da olduğunu bize bilgisi gelmişti. Dedik ki Şubat'ın 10 Şubat'ta 20 Şubat arası 10 günlük bir süre verelim. Bu sürede başvuramayanlar başvurularını yapsınlar. Hı hı. Ve bu başvuruları değerlendirelim. Hak edenlere, şartları sağlayanlara bu kredi kullandıralım. Şimdi 20 Şubat itibariyle şey tamamlandı. Başvuru tamamlandı. Şu anda KOSGEB bünyesinde gelen bu başvuruları tasnif ediyoruz, inceliyoruz. Mesela bir kısmı finans ve sigorta, hı hı, grubundan. Bir öncekinde bu dahil değildi. Hı hı. Onu Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla dahil ettik. Hatta onunla ilgili bir bakanlar kurulu kararımız imzada, dün imzalandı.
yakında yayınlanır. Ve şöyle yapacağız. Önce tasnif ediyoruz. İmalat sanayiden gelenler var. İşte tamam, banka sigortası gruplandırıyoruz. Başvuranları inceliyoruz. Şartları taşıyıp taşmadıkları inceliyoruz. Bu cuma günü bir toplantımız olacak. Yine Başbakan Yardımcımızın başkanlığında tekrar bir değerlendireceğiz. Ve bu değerlendirme sonucunda bu ay sonundan itibaren bu krediler kullanılacak. Bakın. Bu ay sonundan itibaren. Yani Şubat ayı. Bu yani ay, Mart'tan bu, itibaren, yani, Mart başından itibaren. Bizim yani 27. Yani küçük işletmeler bu 20, parayı ne zaman alacaklar? Bu küçük işletmeler bu parayı ilk planladığımız 27 Şubat. Tan itibaren alabilecekler diye planladık. KOSGEB'i birazcık daha etkin hale getiriyorsunuz yani, değil mi Sayın Bakan? O istediğiniz şeye gelmedi. Şöyle. Ama derken? Ya bakın şöyle, bu aslında bu krediler piyasada bir sıkıntı, bir tıkanıklığı aşmak amacıyla kullandıracağız. Buradaki bakın aslında biz bunun ana parasını değil faizini ödüyoruz. Yani KOSGEB faizi ödüyor. Aşağı yukarı 2.4 milyar liralık bir faiz ödemesi yapacağız 3 yılda, önümüzdeki 3 yılda. Bunun karşılığında ana para olarak 27 Şubat'tan itibaren 10.3 milyar piyasaya para gelecek, sıcak para gelecek. Yani 10.3 milyar lira küçük ve orta ölçekli sanayicilere yatırılacak, verilecek yani verilecek. Bu yatırımcılar. 10.3 milyar lira mikro ölçekli KOBİ'lere verilecek. 27 Şubat'ta itibaren verilecek. Evet. 50 bin liraya kadar efendim. Onu da arz edeyim. Yani 50 bin lira değil. 30 bin lira ihtiyacı var. 30 bin lira. 20 bin lira, 20 bin lira. Evet. Efendim, 50 bin lira son sınır. Son 3 dakikamız Sayın Bakanım. TÜBİTAK'la ilgili Türkiye'nin göz bebeği bir kurum haline getirilmesi noktasında birçok çalışma var. Yeniden yapılandırılması. Nasıl bir TÜBİTAK? TÜBİTAK'ı 6 aydır çalışıyoruz. Güzel bir çalışma yaptık. TÜBİTAK değil sadece. Aslında Türkiye'nin teknoloji üreten, ileri sanayi ülkesi, ileri teknoloji üreten, yüksek teknoloji üreten, ileri sanayi ülkesi olması için yaptığımız bir çalışma. Bakın Türkiye'de şu anda çok sayıda destek veren kurum var. Kalkınma Bakanlığı var, bizim bakanlığımız var, TÜBİTAK var, Savunma Sanayi Müsteşarlığı var. Bütün bu verdiğimiz destekler çok dağınık. Bu yeni yapıda bunları toparlamak istiyoruz. Bir araştırma, geliştirme ve teknoloji fonu bünyesinde bu destekleri toplamak istiyoruz. Ve yine bilim ve teknoloji yüksek kurulu yerine bilim, teknoloji ve sanayi icra kurulu kuruyoruz. Çünkü bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ oluşturmak istiyoruz. Ve bizim çalışmamızda her şey sanayi için. Çünkü sanayi ekonomiye fayda sağlayan kesim. Yani yaptığımız işin ekonomiye bir faydası yoksa anlamı yok. Dolayısıyla bu çalışma Türkiye'nin gücünü birleştirdiği, odaklandığı bir çalışma olacak. Artık her alanda değil, teknolojide stratejik alanlara, Türkiye için ikbal vaat eden alanlara yönelecek. Ve bakın, yani katma değeri yüksek. Katma değeri tabii, katma değeri yüksek. Bakın şu andaki savunma sanayi gibi diyebilir miyiz? Savunma sanayi zaten epey bir yatırım yaptık. Diğer sivil, onu tabii o da dahil. Diğer sivil alanlara daha fazla ağırlık vereceğiz. Çünkü bu bir bakıma üniversitelerimizin gelişmesini sağlayacak. Bir taraftan sanayimize teknoloji enjekte edeceğimiz bir yapı olacak. Pratik, hızlı çalışan bir yapı. Sözüm yapısal var. Bir reform yapıyoruz. Sözüm var. Her programda, her gelen bakana soruyorum. Sizin vereceğiniz cevabı biliyorum ama bedellik, askerlik konusunda çok ciddi talepler var, yığılmalar var. Bunu bakanlar kurulunda dile getirme imkanınız oluyor mu? Böyle bir şey gündeminizde var mı şu anda bedelli askerlikle ilişkin? Benim katıldığım bakanlar kurulunun hiçbirisinde bu konuşulmadı. Evet. Gündeme gelmedi ama bana da çok sayıda mesaj geliyor. Evet. Bedelli askerlik konusunda talep eden, hatta gruplar oluşturmuşlar, denekler evet, var. Evet. Çok mesaj geliyor. Sanayi Bakanı Sayın Faruk Özde. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu akşam. Ağzınıza yayınımıza katıldınız. Aslında hem siyaseti, hem sanayiyi, hem Antarktika'yı, yerli otomobili, TürkSat 6A'yı, sanayi hamlesini, KOSGEB'i, TÜBİTAK'ı, birçok konuyu konuştuk. Gözler sizin üzerinizde.
Gerçekten çok önemli. Sanayi demek her şey demek. Aslında bir yeni bir sanayi devrimi, hep tarihte sanayi devrimlerinden bahsedilir. Ben anlattıklarınızdan yeni bir sanayi devrimine hazırlandığınızı anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben anlatamadım. Aslında çok anlatacağım şey var. Mesela evet. 4. sanayi devrimi. 4. sanayi evet, devrimi. Onu çalışıyoruz. Evet. Bir akşam da onu konuşalım. İnşallah. O başlı başına bir program konuşuruz. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet efendim, bu akşam noktayı koyuyoruz. Burada kaçırmayın, saat 22'de Enver abiyi anma programı ekranlarınıza gelecek. Biz Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.